Şu an siz o zaman modern çağın annelerine seslenerek eğer çocuğumuz 3,5-4 yaşındaysa tam kreşe başladıysa İngilizce konuşulan kreşlere gönderiliyor. Sizce 3 yaş mı 5 yaş mı? Yani istiyor ki küçük yaşta öğrensin. Türkçeyi de 5 yaşına kadar söktü artık diyor. İkinci bir dil öğrensin diyor. Ne dersiniz? Ya tabii ki ikinci dil öğrenilme çok sağlıklı ama şunu karıştırabiliyor aileler. Haftada 2 saat anaokulunda gördüğü İngilizce ile ya da günde 1 saat olsun. Yani günde 1 saat 2 saat gördüğü İngilizce ile o çocuğun İngilizcesi yine ana dili seviyesine ulaşmayacak. Yani o yaşlarda ben çocukların daha fazla ağaçlara tırmanmayı öğrenmesi gerektiğini, top oynamayı öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendimden örnek verecek olursam İngilizce seviyem oldukça iyi. Hatta başka bir ülkede anlaşabilecek, her konuda anlaşabilecek şekilde iyi. Ama ben de İngilizceyi 5. sınıftan sonra öğrendim. Ve ben ama Almanca ile Türkçeyi birlikte götürdün. Almanca ile Türkçeyi birlikte götürmedim. Türkçeyi 3 yaş, 4 hatta 5 yaşına kadar Türkçeyi öğrendim. Hiç Almanca yoktu o zaman. Hiç Almanca yoktu. Kreşte öğrendim Almancayı. Evet, kreşte öğrendim. Ben de kardeşlerim de şu an hani Almancamız da Türkçemiz de gayet. Yalnız Almanca var, Türkçe var, İngilizce var. Yani görüyorsunuz demek ki öğrenilebiliyormuş bu. Yani çocuklara bu baskıyı 3 evet, yaşında yapmayın, kesinlikle yapmayın. Seveyim yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Yani daha farklı alanlar var. Çocuklar bugün doğru düzgün hareket edemiyor. Şu parmaklarını bile tablet dışında düzgün kullanamıyor, düzgün tırmanamıyor, düzgün koşamıyor. Evet. Bizim ofisimizde merdiven var mesela. O basamakları düzgün inip çıkabilen çocuk sayısı çok az. Bu bir sorun. Senkron çıkma değil evet. mi? Yani şu görebiliyor mu yönetmenim? Şu şekilde çıkamıyor çocuklar bakın merdiveni. Şöyle çıkıyor. Evet. Öyle. Şunu evet. koyuyor. Bunu koyuyor yanına bir daha atıyor. Bu şekilde yapamıyor. Yani burada o yan lobların sağlıklı olup olmadığına bakmak lazım. Mesela bu çocuğa stepper yaptırmak. Stepper dediğimiz egzersiz yaptırmak beynin o bölgelerini çalıştırır. Dipnot verelim bakın. Bir nebze nebze aralardan güzel bilgiler geliyor. Şahane hayran olması bir konuk var. Alanında çok uzman. Ben hayran kaldım kendisine. Şimdi ben soru soracağım. Evet ya da hayır bekliyorum. Yarışma yapar gibi. Çift dil kullanımı. Sizin adınıza soruyorum efendim. Konuşma geriliğine neden olur mu? Normal şartlarda olmaz. Eğer sağlıklı bir şekilde bu dediğiniz sıralama evet, böyle yapılırsa olmaz. Eş zamanlı olursa da olmak zorunda değil ama dili ayırmak çok önemli dediğim gibi. Hı hı. Tam tersi çift dilli insanların daha fazla bağlantı var aslında beyninde. Başka dilleri öğrenmeleri de daha kolay. Problem çözme yetenekleri de daha fazla aslında. Daha analitik düşünmesini evet. sağlıyor değil mi?